Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben röportajıma öncelikle Uğur Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Uğur Bey kimdir? Sporla tanışmanız. Evet. 1975 Manisa doğumluyum. Beden eğitimi öğretmeniyim. 20 yıllık beden eğitimi öğretmeniyim. Profesyonel olarak futbol hayatım oldu. İlkokuldan beri sporun içindeyim ve bu işi profesyonel mahiyette yapıyorum. Kendime yani aslında çekirdekten yetişmiş birisim diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Yani spor anlamında. Kesinlikle öyle. Evet. Ve çok farklı bir konsept oluşturmuşsunuz burada. Bahsedelim mi? Neler yapıyoruz hocam burada? Evet, sevinirim. Temel ve motorik özellikleri sokak kültürünün kalmadığı ortamda sıfıra indirgenmiş bir nesil geldiğini gördüğüm andan itibaren ve baba olduktan sonra bunu daha net gördükten sonra böyle bir konsept oluşturmayı, çocuklarımıza temel sporun temelini oluşturmayı ve motorik özelliklerini, gelişimlerini sağlayacak bir ortam konsepti oluşturmaya çalıştım ve böyle bir düzen aldım. Peki edelim. Neler yapıyoruz hocam burada ders olarak? Biraz bahsedelim mi bunlardan? Şu hani an bulunduğumuz zaman nelerle karşılaşacağız? Evet. Şu an bulunduğumuz ortam 3-4 yaş oyun odaklı bir eğitim alanı. Tamamen oyuna endeksli kas gelişimlerini, becerilerini geliştirecek çalışmalar ve oyunlarla çocuklarımızın gelişimlerini tamamlıyoruz. Bir yan salonumuzda da artık temel tekniklere girdiğimiz ve ileriye dönük kazanımları kazandırdığımız bir alan. Evet, aslında gelişimle alakalı A'dan Z'ye her şey diyebiliriz bu noktada. Kesinlikle. Tabi burada tespit de çok önemli. Yani çocuğun neye ihtiyacı olduğu. Kesinlikle öyle. Çocuklar ilgiyi ve mutlu olmayı, oyunu seviyorlar. Biz de biraz oyunla, biraz onları kazanarak, o gelişimlerini, sosyal gelişimlerini sağlayarak hayata hazırlıyoruz diyebilirim. Aslında gelişimi siz biraz eğlenceli boyutta yapıyorsunuz. Eğlenceli boyutta olmalı. Çünkü çocuğun hayatı oyun. Oyun varsa çocuk devamlılık arz eder ve çocuk kazanırsınız. Evet, bir de bu yeni jenerasyonun hayatı oyun olduğu için daha da etkili aslında. Yani o bizler kesinlikle dönemindeki değil hocam. Kesinlikle haklısınız. Yani o sokakta büyüme olayı bitti. O sokak... Kimse dokunmuyor toprağa artık. Yani kimse düşüp dizini parçalamıyor. Evet. Bir de işin en kötü tarafı, kendisini ifade edemeyen, aslında mutlu gibi görünen, elinin altında her şey bundan ama sosyalleşmeden uzak, bireysel hareket etmeyi daha çok benimsemiş bir toplum geliyor. İşte biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Çünkü sokak kültürü bunu bize kazandırıyordu. En önce insanın kendisiyle barışık olması ve sosyal olması başarıya giden en temel unsur. Evet. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. İşte burada ailelerin de üstüne düşen birçok görev var aslında. Siz de bir babasınız. Evet, kesinlikle. Yani buraya gelen eminim ki ben her bir çocuğu kendi çocuğunuz gibi. Kesinlikle şüphesiz öyle. Bu yansıyor kesinlikle enerji. Kesinlikle öyle. Yani çok bunu söyleyebiliriz ama yani ailelerin de biraz teşvik etmesi lazım aslında, biraz daha bırakması lazım diye düşünüyorum. Hocam doğru mudur? Çok doğru tespit ediyorsunuz. Ailelerin yaklaşımı aslında olumlu. Her geçen gün daha da olumlu yönde gelişiyor. Çünkü böyle bir konsept yoktu ve bu oluştuktan sonra her geçen gün rağbet daha fazla oluyor. Biz de ona cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, çünkü şu da düşünülüyor aileler tarafından. İşte çocuğum spora gittiği zaman derslerinden geri kalır mı? Hayır aslında, yani aslında olumlu yönde etkiler. Çünkü burada bir disiplin de var. Kesinlikle öyle. Burada birlikte hareket etmeyi, başarının çalışmaktan geçtiğini, çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlayan bir nesil yetişiyor ve bu da bütün hayatına yansıyor. Çalışmanın ne kadar gerekli, başarıya giden bir yol olduğunu gören bir nesil kesinlikle çok doğru yolda ve bizde kalıplaşmış bir yargı var. Hani dersle spor bir arada gitmiyor. Çok önemli bir konuya değindiniz. Evet. Bu konuda bir kere daha teşekkür ederim. Yani kesinlikle aslında işte burada bir şeyleri iyi ayırt etmek lazım. Çünkü biz spor dediğimiz zaman mesela aklımıza sadece tek gelen futbol. Bunu siz de yaşadınız, biz de yaşadık. Doğru mu hocam? Çok doğru. Aslında burada ne kadar güzel geliştikçe bir şeylerin kırılması. Mesela şu an uğraşmış olman spor ilerleyen dönemlerde ne kadar faydalarını görecek çocuklarla? İşte aslında az önce de bahsettiğimiz gibi motorik özellikleri, gelişimleri, çocukluklarını yaşayamayan bir nesil geliyor. O yüzden
buradaki temel aldıkları unsur, çalışmalar, temel altyapısını oluşturmaları bütün alanlara ne yapmak istiyorsa bir adım daha önde başlamasını sağlayacak en temel çalışmalar yapılıyor. O yüzden bir kere daha önemli. Evet, çok severek yapıyorsunuz hocam mesleğinizi. Ailelerin mutluluğu, çocukların mutluluğu sizi mutlu ediyordur. Kesinlikle öyle. Bu hiçbir şey değişmez. Bu parayla pulla ölçülebilecek bir değer değil değil mi hocam? O çocukların o yüzündeki o tebessüm. Evet. Şu an hani bizi izleyecek olan kişiler, içinde anne baba olmuş kişiler bunu çok daha iyi anlar. Damdan düşenin halini damdan düşen bilirmiş. Evet. Çocukları çok sevmek tabii ki çok önemli ama baba olmak, anne olmak çok bu çok başka bir olay. Evet, dünyanın anlamı onlar. Hayatımız onlar üzerinde. Onların duasıyla, onların sevgisiyle biz ayaktayız diye düşünüyorum. Ve onlara gereken değeri fazlasıyla vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda da daha çok, daha fazla yapmam gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Hedeflere ulaşabildik mi hocam? Her geçen gün hedeflerimize ulaşıyoruz. Kısmet olursa hedef bitmez ama. Biterse biz de biteriz. Aynen öyle. Evet. Biz bir yolda başarılar dilerim hocam size. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Çok büyük keyifli gerçekten sizleri ziyaret etmek. Biz herkesi buraya davet edelim hocam. En azından sizlerle tanışmaya, bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Kesinlikle öyle. Bunlar da kafi diyelim gerçekten. Kesinlikle öyle. Mutlaka gelip görmeleri, bu havayı teneffüs etmelerini rica ediyorum kendilerinden. Evet. Size de bir kere daha teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ederiz. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandırmak istiyorum. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Uğur Hocam. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.